Takdire değer yeteneği olan siyahi bir kadın sanatçı olarak anılıyorum. Her ne kadar kendimi asla siyahi bir kadın olarak adlandırmamış olsam da. Tabii bu eserler kayda değer yeteneği olan siyahi bir kadın sanatçı tarafından yaratıldı. Ona ne şüphe? Hala Atlanta'da olduğum dönemde sürekli araştırma yapıyordum. Bu yoğun araştırmalarla geçen dönemin sonunda yaşadıklarımı, deneyimlerimi, kimliğimi oluşturan her şeyi bir kitabı anlamaya çalışır gibi özümseyebileceğimi fark ettim ve kendimi bu açıdan değerlendirmeye başladım. O zamanlar üniversiteden yeni mezun olmuştum ve bir kitap evinde çalışıyordum. Aşk romanlarıyla ilgilenmeye başladım. Kitapların kapaklarını, tasarımlarını inceliyordum. Anlattıkları hikayelerdeki tarihi gerçeklerde ilgimi çekiyordu. Bu hikayelerde hem kendimden hem de siyahiliğe ve kadınlığa dair bir şeyler buluyordum. Kendi eserlerimi yaratmaya, özellikle de köle hikayeleri yazmaya çalıştığım bir dönemde bu çok güzel bir tesadüftü. Benim eserlerimde tasvir ettiğim siyahi kadın figürü, Thomas Dixon Jr.'ın The Klansman isimli aşk romanından Tony Wigson adında siyahi bir kadın karakter. Bu roman bir ulusun doğuşu isimli sessiz filme de ilham olmuştur. Eserlerime yansıyan bu kadın karakter çok belirgin fiziksel özelliklerle ön plana çıkmıyor. Sadece bir bedeni olması yeterli. Tabi bedeni derken koyu yani <laughs> esmer bir beden düşünün. Romanda bu kadına dair vurgulanan şey, kadının siyahi olması. Bir senatörle yasak aşk yaşıyor. Kindar bir senatör. Kadın, romandaki yan karakterlerden biri. Ve hem okuyucuların, hem de yazarın gözünde, ülkenin gidişatı üzerinde olumsuz etkileri olan bir karakter. Kitabın bir bölümünde, bu kadın mı toplumsal geleneklerimizin gidişatını belirleyecek diye bir soru geçer. E bu sorudaki asıl vurgu ortada. Gücün zirvesindeki bir kadının bunları yapıyor olmasından değil, siyahi bir kadının bunları yapıyor olmasından rahatsızlar. Hoşçakalın.